Hocam peki kalp damar sağlığımızı korumak için biz neler yapmalıyız? Yani bir insanın yaşam tarzı nasıl olmalı? Şimdi bu tabii çok geniş bir başlık ama bunu zorlaştırmaktan ziyade basit hale getirmek hastalarımız açısından daha doğru olur. Öncelikle bizim eksik olduğumuz alanlardan başlamak lazım. Bizim toplum olarak en büyük eksik olduğumuz sağlıklı yaşam alışkanlığı egzersiz. Yani biz egzersizi belki arkadaşlarımızla laflamak için yaptığımız yürüyüş olarak algılıyoruz. Veya yazın tatile gittiğimizde sahilde yaptığımız, belki sigara içerek yaptığımız yürüyüşü egzersiz olarak algılıyor olabiliriz. Oysa egzersiz dediğimiz şey yapmadığımızda rahatsız hissedeceğimiz, aslında günlük 45 dakika ila 1 saat şu veya bu şekilde, şu veya bu yolla, bu yürüyüş olabilir, bir kondisyon bisikletiyle egzersiz yapmak olabilir, evde koşu bandımız vardır, orada yürüyüş yapmak olabilir, yüzmek olabilir veya bir başka tür egzersiz olabilir, hiç fark etmez. Önemli olan yaza doğru biraz kilolarımdan kurtulayım diye yaptığımız egzersiz değil. Kalp sağlığı için anlamı olan şey yılın tüm dönemlerine, tüm günlerine Yani mümkünse günlük yaşantımızın bir yayılmış. Evet. parçası olmalı. Yani onu yapmadığımızda kendimizi biraz huzursuz hissetmemiz gerekiyor. Yani ancak bu zaman bu şekilde bu bir alışkanlıktır, benim egzersiz alışkanlığım var diyebilir bir insan. Aksi takdirde dönem dönem işte yapmaya çalışıyoruz. Özü bu. Hastalarımızdan duyduğumuz şey bu. En çok eksik olduğumuz şey bu. Bunu altını çizmek lazım. Ve ben sadece egzersiz alışkanlığıyla şu anda kardiyolojide tedavi etmeye çalıştığımız bir toplum sağlığı problemi olarak gördüğümüz diyabet, obezite, yüksek tansiyon, hiperlipidemi gibi birçok hastalığın, birçok problemin sadece egzersizle çok büyük oranda, belki hani net bir yüzde verilemez ama benim kanaatim gerçekten yıllara yayılan bir egzersiz alışkanlığı bütün topluma yayılsa ve biz bunu iyi bir şekilde uygulasak toplum olarak, emin olun yani 3-5 yıl sonra bu bahsettiğimiz hastalıklarda, diyabet, yüksek tansiyon, obezite ve yüksek kolesterol seviyeleri ve bunların arkasından da elbette kalp hastalıkları, damar tıkanıklıkları gibi hastalıklar büyük oranda azalır. Yani sadece kalp değil, diğer tüm branşlarda da aslında hareketin önemini Kesinlikle, kesinlikle. vurguluyoruz. Onun için ben hani kalp sağlığı dendiğinde aklıma ilk olarak egzersiz geliyor. Evet. İkincisi tuz tüketim belki söylenebilir. Burada biz tuz tüketimi deyince hastalarımıza soruyoruz. Tuz tüketimin fazla mı diyoruz? Yok hocam, çok tuzsuz yeriz biz diyor. Onun tuzsuz yediği yemek aslında ortalama olarak ideal tuz seviyesinin 3 katı. Evet. Bu araştırılmış. Türk Nefroloji Derneği'nin yanlış hatırlamıyorsam bir çalışmasında tuzla ilgili diyet yapıyorum diye takip edilen hastaların aldığı sodyum oranı ve tuz oranı olması gerekenin yaklaşık 4 katı. Bu diyet yapanlar için. Evet. Diyet yapmayanları hayal etmek bile güç. Dolayısıyla tuz bizim toplumumuzda biraz fazla tüketilen bir Maalesef evet öyle. ürün. Dolayısıyla ekmek üzerinden alınan tuz ayrı bir başlık zaten. Ekmeği de çok tüketen bir toplumuz. Ekmeğin tuz oranını bakanlık biraz kontrol etmeye çalışıyor, azaltmaya çalışıyor. Bu son derece önemli. Ama ekmeği ve tuzu birlikte kestiğimiz zaman gıdalarımıza, yemeklerimize atılan tuzu da çok ciddi oranda düşürdüğümüz zaman bunu elbette tansiyon hastası yapsın, kalp hastası yapsın değil. Aslında bu sağlıklı Evet. gördüğümüz bireylerin aslında yapması gereken Paketli gıdalar çok fazla hazır gıdalar tüketiliyor. çoğunlukla bizim ortalama olarak kabaca söylemek gerekirse 3 ila 4 katı. Olması Kesinlikle. gereken 3 ila 4 katı tuz kullanıyoruz. Onun dışında beslenmenin hani tuz başlığını bir kenara koyarsak hazır gıdadan uzak durmak en önemli şey. Evet. Yani evlerimizde daha mütevazi sofralar aslında bizim için tartışmasız çok daha sağlıklı. Dolayısıyla dışarıda yediğimiz yemeğin kaynağını sorgulama şansına sahip değiliz. Evet.
çoğunlukla değiliz. Yani marketten aldığımız konserve gıdanın kaynağını oraya gelinceye kadar geçirdiği süreci takip etme şansımız çoğu zaman yok.